Türkiye'nin en çok COVID-19 vakalarının görüldüğü illerden biri olan ve son 2 ay içerisinde alınan sıkı tedbirlerin ardından düşüşe geçen Gaziantep'te vaka sayılarının yeniden artması endişeye neden olurken, halk mutasyonlu COVID-19 virüsünün olup olmadığını merak ediyor. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doktor Ümit Mutlu Tiryaki, mutasyonlu COVID-19'un etkilerini Gaziantep'teki vaka ve hastanelerdeki doluluk oranları ile uygulanmaya devam edilen aşı çalışmalarını değerlendirdi. Hastaneler üzerinde baktığınızda bu dönem bu pikin yaşanacağını görmüştük. Hastanelerin hazırlıklı olması gerektiğinin farkına varmıştık. Gerek kamu hastanelerimiz gerekse özel hastanelerimizle birlikte güzel bir çalışma yürüttük. Planlamalarımızı yaptık. Süreç başlayıp da sıkıntılar çoğalmaya başladığında, hasta sayılarımız artmaya başladığında, vakaların dışında hasta sayısı özellikle hastaneye yatan hastalarımız için söylüyorum. Yoğun bakım ihtiyaçlarının olacağını öngörmüştük zaten. Dolayısıyla o dönemde fazla yoğun bakım alanları oluşturmaya çalıştık. Vaka sayısı azaldı demek bitti demek değil. Yani şunun hesabını iyi yapmak lazım. Sonuçta bir kişiden dünyaya yayıldı. Milyonlarca insan şu an etkilendi bundan. Hala içimizde rahatsız olan, hasta olan insanlar var. Dolayısıyla bulaş riski var. Onun için çok rahat davranmayalım, vehamete kapılmayalım. Hep söylüyoruz artık bu gerçekten yaşamın bir parçası oldu. Bir slogan olmanın dışında yaşamın bir parçası oldu. Maske, mesafe ve temizlik. Mevcut mutasyona baktığınızda hastalığın şiddetine veyahut da kliniğine çok fazla bir etkisi olmadığını görüyorsunuz. Daha çok bulaştırıcılık üzerine bir değişikliğe gitti. Mesela eskiden diyelim ki bir kişi 3 kişiye bulaştırıyorsa şimdi bu mutasyonla birlikte bir kişi işte 7 kişiye 8 kişiye bulaştırabilecek duruma geldi. Hani İngiltere'de duyulduğundan beri tedbirli davranıyoruz. Gerek bakanlığımız gerek il düzeyinde bizler işte sayın valimizin desteğini alıyoruz. Belediyelerimizin dediğim gibi gerçekten bu Gaziantep'te çalışmak bu anlamda büyük bir şans diye bakıyorum ben. Ciddi desteklerini aldık. Kontrol altında tutuyoruz. Fark ettiğimiz vakaları hemen filyasyon ekiplerimiz gidip yerinde izliyorlar. Mevcutta kullandığımız aşı bizim bildiğimiz en klasik aşı yapılma yöntemi.